Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Hüsnü Varna CTH 224T modelinin ön rot kollarını yenileceğiz. Sorunumuz neydi? Sorunumuz lastikleri iç taraftan yiyordu arkadaşlar. Rot kollarında boşluk meydana gelince lastik zemine düz basmıyor. Dolayısıyla da lastikler çabucak aşınıyordu. Boşlukları göstereyim. Bakın arkadaşlar rotlarda şuralarda şöyle boşluklar meydana gelmiş, şöyle sallanmalar var. Aynı şekilde arka tarafında problemi var. Yine her bir tarafın, bakın şöyle oynuyor, bakın şöyle de her bir tarafın iki tane rot kolu var. Ben bu sol tarafını söktüm, değiştirmedim, daha değiştireceğim. Özür dilerim, sağ tarafı söktüm, değiştirdim. Sol tarafı, hadi gelin hep birlikte sökelim. Kısa rot kolunun, bakın arkadaşlar, iki tane somunu var. Onu sökeriz. Eğer alt tarafından dönerse bir 14 açık ağızla tutup rot kolunu sökebiliriz arkadaşlar. Şimdi de kısa tarafını sökelim. Uzun rot kolunun somununu da sökelim. Arkadaşlar maalesef direksiyon dişisini alt taraftan sökmeden bu rot kolları çıkmıyor. Dolayısıyla alt tarafından söktüm ben. Takarken göstereceğim. Evet. Arkadaşlar yeni rot kolumu getirdim. Aynı söktüğüm gibi. Tersi düzü var bunun. İki rot kolu da aynı yönde değil. O yüzden yönünü karıştırmamakta fayda var. Yeni rot kollarının üzerinde maalesef somunları gelmiyor. Dolayısıyla da eski somunlarını takmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu tamam. Şimdi diğer tarafı da halledelim. Evet arkadaşlar. İkincisini de takalım. Evet. Şimdi bunlar tamam arkadaşlar. Bu malı bir yerine bir takalım. Şimdi arkadaşlar bakın ben bunu yaparken şurada bir işaret koydum, gördünüz mü? Şöyle gözüküyor mu? Evet, o işareti sökerken koymuştum. Şimdi siz de bunu sökerken öyle bir işaret koyun ve dişleri denk getirirken o şekilde denk getirmeniz gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurada da şöyle plastikleri vardı. Onları da unutmuyoruz. Ve şimdi takabiliriz. Bizi tut. Ne arkadaş? İçir bakalım hacı. Geçirdim ben. İçirdin mi? Evet. Yılan alemde. İndireyim hacı. Nereye gitmiş lan bu? Ha, tam tutmuş zaten. Tamam. Evet. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunun şurasında bir tabla var. O tablada da boşluk var. Dolayısıyla o tablayı da maalesef ha deyince bunun parçayı bulamıyoruz. Öyle bir problem var. Ne yapacağız? Bunun bu boşluğunu alabilmek için
Şu pulun biri altta, biri üstte. Eğer araya sığdırabilirsem, bakın şöyle bir boşluk var. Jilet atmayı düşünüyorum. Herhalde bu fazla gelir. Şöyle bir jilet parçasını şöyle jileti içine koyup vidamızı şöyle itiyorum arkadaşlar. Evet, birazcık çıkmaya heveslendi. Onu şimdi üstüne pulu koyacağım. Şöyle o şekilde yerine takacağım ki yerinden jilet çıkmasın dostlar. Evet arkadaşlar, içine güzelce sıkıştırdım. Gresi en son kullanacağız. Dolayısıyla şöyle vidalamasını bir yapalım. Evet arkadaşlar, somunu tutturduk. Jileti de araya koyduk. Arkadaşlar, uzun rotum somonunu şöyle tutturalım. Arka tarafı da sıkmadık ha Ömer, unutturma şeyi. Alttaki gevşek, onu sıkmadık. Evet, evet, dişleri sıkmadık. Direksiyonu tam düzeltiyor, burası kalk. Evet, aynen öyle. Şimdi bu tamam. Evet arkadaşlar, şunları da kısa rot kollarında bağlayalım. Evet dostlar, sol tarafı da halledelim. Ara küçük parçasını da takalım. Arkadaşlar, sağ tarafını kaçırdım. Evet arkadaşlar, bir tanesi tamam. Öbürü de tamam. Arkadaşlar, şu sağ tarafı da arkadaşlar, görüşürüz. Evet arkadaşlar, işlemimizi bitirdik. Direksiyonumuzun düzlüğüyle tekerimizin düzlüğünü tam olarak ayarladık ve artık diğer eksiklerini, alttaki kasnağını ayarlayabiliriz. Dönmesi de
Gayet başarılı oldu. Boşluğu falan kalmadı dostlar. Peki arkadaşlar, bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın dostlar.